Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Çanta Yayınları 5. sınıf alıştıran defter ile dersimize devam ediyoruz. Mini kazanım testi 7'deyiz. Birinci sorumu büyüttüm. Yukarıda verilen işlemlere göre A çarpı B değeri kaçtır diye sormuş bizim. 960'ı A'ya bölmüşüz ve 40 bulmuşuz. A'yı bulabilmek için 960'ı 40'a bölüyorum. 9'un içerisinde 40 yok. 96'ın içerisinde 2 tane var. 2 kere 40 80 yapar. Çıkardığım zaman burada 16 kaldım. 0'ı indirdim arkadaşlar. 160. 160'ın içerisinde 40'tan 4 tane var. 4 kere 40 160 yapar. Çıkardığım zaman kalanım 0 geliyor. Buradan ben A'yı 24 olarak buldum. Şimdi B'ye geldik. B ile 64'ü çarpmışım ve 4800 bulmuşum. B'yi bulabilmek için 4800'ü 64'e bölüyorum. 4'ün içerisinde 64 yok. 48'in içerisinde yok. 480'in içerisinde 64'ten arkadaşlar 7 tane var. 7 kere 64 448 yapar. Ben burayı çıkardığım zaman burası 32 olarak kalıyor. 0 indirdim. 320 oldu. 320'nin içerisinde 64'ten arkadaşlar kaç tane var? 5 tane var. 5 kere 64 320 yapar. Çıkardığım zaman burası da 0 oldu. Buradan da ben B'yi 75 olarak buldum arkadaşlar. A çarpı B değerini istedim. 75 ile 24'ü çarpıyorum. 4 kere 5 20 yapar. 0'ı buraya yazdım. Elde var 2. 4 kere 7 28 yapar. Elde 2 vardı. Burası 30 yaptım. 2 kere 5 10 yapar. 0'ı buraya yazdım. Elde var 1. 2 kere 7 14 yapar. Elde 1 vardı. Burası 15 olarak geldim. Topluyorum arkadaşlar. 0, 0, 3 ile 5'i topladım. 8 geldi. 1'i direkt indirdim. 1. Yani A çarpı B değeri 1800'e eşittir. Büyütüyorum. Yukarıda verilen çarpma işleminde çarpım kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Bize burada ikinci sayıyı vermiş. Biz bu ikinci sayıyı neyle neyi çarparak buluyoruz? Buradaki çarpımla 5'i çarparak buluyoruz. Neden 5'i? Çünkü ikinci sayı olduğu için ikinci rakamı alıyorum. İkinci rakam da arkadaşlar burada 5. Yani ben buradaki çarpımla 5'i çarpmışım ve 1500, ben buradaki çarpanla daha doğrusu çarpanla 5'i çarpmışım ve 1575 bulmuşum. Birinci çarpanı bulabilmek için 1575'i geliyorum 5'e bölüyorum. 1'in içerisinde 5 yok. 15'in içerisinde 3 tane var. 3 kere 5 15 yapar. Çıkardım. Burası 0 kaldı. 7'yi indirdim. 7'nin içerisinde 1 tane 5 var. 1 kere 5 5 yapar. Burası 2 kaldı. 5'i indirdim. 25'in içerisinde 5'ten 5 tane var. 5 kere 5 25 yapar. Çıkardığım zaman kalanım 0 oldu arkadaşlar. Yani benim burada birinci çarpanım 315 olarak geldi. 315 ile 157'yi çarpıyorum ve çarpımı bulacağım. Gelelim burada çarpalım. 315 çarpı 157. 7 kere 5 35 yapar. Buraya 5 yazdım. Elde var 3. 7 kere 1 7 yapar. Elde 3 vardı. Topladım 10 yaptı. 0'ı buraya yazdım. Elde var 1. 7 kere 3 21 yapar. Elde 1 var arkadaşlar. Topladığım zaman burası 22 olarak geldi. 5 kere 5 25. 5'i buraya yazdım. Elde var 2. 5 kere 1 5. Elde 2 vardı. Topladım 7 geldi. 5 kere 3 arkadaşlar 15 yapar. Geldim buraya 15'i yazdım.
Bir kere beş, beş yapar. Bir kere bir, bir yapar. Bir kere üç, üç yapar. Şimdi toplayalım. Burası direkt arkadaşlar 5 olarak gelir. 0 ile 5'i topladım. Burası da 5. 2 ile 7'yi topladım 9. 9 ile 5'i topladım 14. 4'ü buraya yazdım. Elde var 1. 2 ile 5'i topladım 7. 7 ile 1'i topladım 8. 8 ile 1'i topladım arkadaşlar 9. 1 ile 3'ü topladım 4. Yani benim cevabım 49.455 geldi. Doğru cevabım A şıkkında. Yukarıda verilen bölme işleminde bölüm ile kalanın toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Bakın burada bölünen 3 basamaklı bir sayı. Ben ne yapmışım ilk önce? Birinci basamakta 45 var mı? Yok. Dolayısıyla ikinci basamağa gelmişim. Bu iki basamakta 45'ten arkadaşlar bir tane var. Neden bir tane var? Çünkü ben gelmişim bir kere 45, 45 demişim ve bu iki basamaklı sayıdan 45 çıkarıp 28 bulmuşum. Bu iki basamaklı sayıyı bulabilmek için 45 ile 28'i topluyorum arkadaşlar. Şurada toplayalım. 45 ile 28'i toplayalım. Burası arkadaşlar 13 yapar, elde var 1. Burası 6 yapar, elde 1 vardı 7. Yani burası 73 oldu. Ve buradaki 3. basamağı direkt indirmişiz. 3. basamağımız neymiş? 8'miş. Yani arkadaşlar bölünen sayım 738 bölenim 45. Şimdi bölme işlemimize başlayalım. 7'nin içerisinde 45 yok. 73'ün içerisinde 45'ten bir tane var. 1 kare 45 45 yapar. Çıkardığım zaman burası 28 kalır. 8'i indirdim. 288. 288'in içerisinde 45'ten arkadaşlar 6 tane var. 6 kere 45 kaç yapar? 270 yapar. Ben burayı çıkardığım zaman burası 18 olarak geldim. Yani kalanım 18, bölümüm 16. Benden bunların toplamını istedim. 18 ile 16'yı topluyorum. Burası 14 yapar, elde var 1. Burası da arkadaşlar 34 yapar. Geldim 34'ü işaretledim. Yukarıda verilen çarpma işlemine göre üçgen artı daire artı kare değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar üçgen ile 58'i çarpmışım ve 174 buldum. 174'ü 58'e bölüyorum. 1'in içerisinde 58 yok. 17'in içerisinde 58 yok. 174'ün içerisinde 3 tane var. 3 kere 58 174 yapar. Çıkardığım zaman kalanım 0. Yani benim üçgenim arkadaşlar 3 olarak geldi. Ben ne yapmışım burada? 58 ile 63'ü çarpmışım. Çarpalım. 3 kere 8 24 yapar. 4'ü buraya yazdım. Elde var 2. 3 kere 5 15 yapar. 2 ile topladım. 17. 6 kere 8 48 yapar. 8'i buraya yazdım. Elde var 4. 6 kere 5 30 yapar. 30 ile 4'ü topladım. Burası 34 geldi. Şimdi burayı topluyorum. 4'ü direkt indirdim. 4. 7 ile 8'i topladım. 15. 5'i buraya yazdım. Elde var 1. 1 ile 4'ü topladım arkadaşlar. 5. Elde 1 vardı. Burası 6 geldi. 3'ü direkt indirdim. Burası da 3. Yani benim üçgenim 3 geldi. Karem 8 geldi. Dairem ise arkadaşlar 6 geldi. Benden bu üçünün toplamını istedim. 3 artı 8 artı 6'dan benim cevabım 17 olarak gelir. Soruyu büyütelim. Yukarıda verilen çarpma işlemine göre A artı B artı C değeri kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Ben
Çarpanlardan ikincisini biliyorum, birincisini bilmiyorum. Ama çarpımı biliyorum. Yani sonucumu biliyorum. Şöyle yapalım. Burası arkadaşlar üçgen olsun. Üçgen çarpı 24 5496'ya eşittir. Üçgenimi bulabilmek için 5496'yı 24'e böleceğim. Gelelim şurada bölelim. 5496'yı 24'e bölüyorum. 5'in içerisinde 24 yok. 54'ün içerisinde 2 tane var. 2 kere 24 48 yapar. Çıkardığım zaman burası 6 geldi. 9'u indirdim. 69'un içerisinde 24'ten 2 tane var. 2 kere 24 48 yapar. Çıkardığım zaman arkadaşlar 69'dan 48'i çıkarıyorum ve ben burayı 21 olarak buldum. 6'yı indirdim. 216'nın içerisinde 24'ten arkadaşlar 9 tane var. 9 kere 24 216 yapar. Çıkardığım zaman kalanım 0 geldim. Yani benim buradaki üçgenim arkadaşlar kaç geldi? 229 geldi. Benden ABC'nin toplamını istemiş. ABC'ye arkadaşlar 229 ile 4'ün çarpımına eşittir. Gelelim çarpalım. 229 çarpı 4. 4 kere 9 36 yapar. 6'yı buraya yazdım. Elde var 3. 4 kere 2 8 yapar. 3 ile topladım arkadaşlar. Burası 11 geldi. Elde var 1. 4 kere 1 8 yapar. Elde 1 vardı 9. A, B, C 916 geldi. Şimdi A artı B artı C'yi yapıyoruz arkadaşlar. 9 artı 1 artı 6'dan cevabım 16 oldu. B şıkkımı 16'yı işaretledim. Yukarıda verilen bölme işleminde kalan kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Ben burada bölenime üçgen diyorum. Üçgen ile 4'ü çarpmışım 108 bulmuşum arkadaşlar. Üçgenimi bulabilmek için 108'i 4'e bölüyorum. 1'in içerisinde 4 yok. 10'un içerisinde 2 tane var. 2 kere 4 8 yapar. Çıkardım burada 2 kaldı. 8'i indirdim 28. 28'in içerisinde 4'ten 7 tane var. 7 kere 4 28 yapar arkadaşlar. Çıkardığım zaman kalanım 0 geldi. Yani benim bölenim kaçmış? 27'ymiş. Şimdi geliyorum 1149'u 27'ye bölüyorum. Benden kalanı bulmamı istedim. 1'in içerisinde 27 yok. 11'in içerisinde yok. 114'ün içerisinde 27'den arkadaşlar 4 tane var. 4 kere 27 108 yapar. Çıkardığım zaman burası 6 kaldı. 9'u indirdim. 69'un içerisinde 27'den 2 tane var. 2 kere 27 54 yapar. Çıkardığım zaman kalanı 15 olarak buldum. Kalan kaçtır demiş arkadaşlar. Kalan 15'tir. Yukarıda verilen bölme işleminde üçgen yerine yazılabilecek kaç farklı rakam vardır demiş arkadaşlar. Benim bölenim bu sayı. Ve ne yapmışız arkadaşlar? Bakın 7'nin içerisinde bu olamaz ama 73'ün içerisinde olabilir. 73'ün içerisinde kaç tane varmış? 2 tane varmış. Ben 2 ile bölenimi çarptığım zaman arkadaşlar 73'e eşit veya 73'ten küçük bir değer bulacağım. Şimdi üçgen yerine 0 verdiğim zaman bölenim 30 geliyor. Bakalım 30'da 2'yi çarpalım. 30 çarpı 2 60 olur arkadaşlar. 73, 70'in içerisinde 60 olduğu için üçgen 0 değerini alabilir. Üçgen 1 olursa benim değerim 31 olur. 31 ile 2'yi çarpıyorum. Burası arkadaşlar 62 oluyor. 73'ün içerisinde 62 olduğu için üçgenin bir değerini alabilir. Şimdi üçgenin iki değerini veriyorum.
Burası 32 oluyor. 32 ile 2'yi çarptım. Burası bana 64 olarak geldi. 73'ün içerisinde 64 olduğu için arkadaşlar üçgenim 2 değerini alıyor. Şimdi üçgeni 3 değerini verdim. Bölenim 33 oldu. 33 ile 2'yi çarptım. Burası 66 olarak geldi. 73'ün içerisinde 66 olduğu için üçgenim 3 değerinde alabilir. Üçgenim 4 değerini verdim. Bölenim 34 oldu. 34 ile de 2'yi çarptım. Burası 68 olarak geldi arkadaşlar. 73'ün içerisinde 68 olduğu için üçgen 4 değerini alabilir. Üçgene 5 değerini verdim. Bölenim 35 oldu. 35 ile 2'yi çarptım. Burası 70 oldu. 73'ün içerisinde 70 olduğu için arkadaşlar üçgenin 5 değerini alabiliyor. Üçgene 6 değerini verdim. Bölenim 36 oldu. 36 ile 2'yi çarptım. Burası 72 olarak geldi. 73'ün içerisinde 72 olduğu için arkadaşlar üçgenin 6 değerini alabilir. Üçgene 7 değerini verdim. Burası 37 oldu. 37 ile 2'yi çarptım. 74. Bakın 74 73'ten büyük olduğu için 73'ün içerisinde 74 yoktur. Dolayısıyla üçgenim 7 ve 7'den sonraki değerleri alamaz. Üçgenim arkadaşlar sadece 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 değerlerini alabilir. Üçgen yerine yazılabilecek kaç farklı rakam vardır diye sormuş arkadaşlar. Üçgen yerine yazılabilecek 7 farklı rakam vardır. Kalanlı bir bölme işleminde bölen 55, bölüm 78'dir. Buna göre bölünen sayı en fazla kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Bölünen sayının en fazla olmasını istiyor bizden. Bir tane kuralımız vardı. Bölen her zaman kalandan büyük olacak. Böleni 55 vermiş. Bölünenin en fazla olabilmesi için kalan alabileceği en büyük sayıyı alacak. Bölenim 55, kalanım dolayısıyla kalanın alabileceği en büyük doğal sayı değeri 54'tür arkadaşlar. Şimdi böleni biliyorum, bölümü biliyorum, kalanı biliyorum. Biz bölüneni nasıl hesaplıyorduk? Bölünen eşittir parantez içerisinde bölen çarpı bölüm parantezi kapatıyorduk ve kalan ile topluyorduk. Şimdi bölenle bölümü çarpıyorum. Yani 55 ile 78'i çarpıyorum. 8 kere 5 40 yapar. Sıfırı buraya yazdım. Elde var 4. 8 kere 5 40 yapar. Elde 4 vardı. Burası 44 oldu. 7 kere 5 35 yapar. 5'i buraya yazdım. Elde var 3. 7 kere 5 35 yapar. Elde 3 vardı. Burası 38 olarak geldi. Topluyorum. Burası 0. Burası 4 ile 5'i topluyorum. 9. 4 ile 8'i topladım. 12. 2'yi buraya yazdım. Elde var 1. 3 ile 1'i topladım arkadaşlar. 4. Burası 4290 olarak geldi. Kalanını topluyorum. 4290'ı 54 ile topluyorum. 0 ile 4'ü topladım. 4. 9 ile 5'i topladım. 14. Elde var 1. 2 ile 1'i topladım. 3 yapar. 4'ü direkt indirdim. 4. Yani bölünenin alabileceği en büyük doğal sayı değeri 4344'tür. A şıkkımı işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.